Merhaba. Batı Putin'in fişini çekerken Ukrayna'yı feda mı etti? Bugün gelin bu sorunun cevabını arayalım. Savaşlar çok yönlüdür. Baktığınız açıya göre sebep ve sonuçlar değişir. Gri alanları çoktur. Dere kenarında suyun akış yönüne göre yukarıda yer tutmuş olan kurdun, aşağıda kendi halinde su içmekte olan kuzuya "Suyumu bulandırıyorsun." demesi gibi bir durum yaşanıyor Ukrayna'da. Son 25 yılda yayımlanmış onlarca makale okudum. İçinde eski siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler var. Mühim bir bölümü de batılı. Hepsi bir ağızdan diyor ki, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi Rusya'yı kızdırır ve kışkırtır. Elbette hiçbir ülke NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne silah zoruyla katılmıyor. Ama soralım o zaman. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1991'de kansız ve çatışmasız olarak dağıldıktan sonra NATO'nun varlık sebebi ortadan kalkmamış mıydı? Varşova Paktı da dağılmamış mıydı? NATO kendini neden feshetmedi o zaman? Ve eski Varşova Paktı üyesi ülkeleri neden NATO ittifakına kabul etti? Ve neden NATO'ya katılmak için göz kırpan Rusya'ya kırmızı ışık yaktı? Cevabı basit. Yeni tehdit Rusya'ydı ve NATO devam etmeliydi. Çünkü Rusya hala hazırda nükleer güç olmayı sürdürüyordu. Uzay çalışmaları devam ediyordu. Havada Amerika-Rusya ittifakı tesis edilirken yerde bu mümkün olamazdı. Putin genişlemeyeceklerine dair verdikleri sözü tutmadılar diyor. Ortada böyle bir sözün varlığına dair maddi kanıt yok. Böyle bir söz olsa da olmasa da NATO'nun Baltık ülkelerinden başlayarak aşağı doğru eski Sovyetlerden kopan Ukrayna ve Belarus hariç tüm ülkeleri kendine bağlayarak kurduğu ürkütmesi kaçınılmazdı. Ukrayna özelinde Putin 2010 yılında devlet başkanı seçilen Yanukovych ile Kiev'de ipleri eline aldığını düşünürken, 2013 meydan eylemleriyle kontrolü kaybetti ve ertesi yıl kırımı ilhak etti uzatmayacağım. Son 8 yıl içerisinde Ukrayna'da yaşanan soğuk savaş titizlikle incelenirse 24 Şubat'taki işgal kararının akşamdan sabaha alınmadığı anlaşılır. Peki tüm bunlar hesaba katılıp Putin'in suyuna gidilse olaylar farklı gelişir miydi? Bilmiyoruz. Ülkeyi 2010-2014 arasında idare eden yani işgalden iki gün önce Putin'in tanıdığı iki cumhuriyetten biri olan Donetsk'in eski valisiydi. Taktik icabı mı bilinmez, başlarda Avrupa'ya göz kırparken dümeni Kremlin'e kırınca milyonlar meydanlara döküldü ve koltuğunu koruyamadı. O milyonların içinde neonaziler ve radikal sağ unsurlar da vardı ve Putin'in şimdilerde onlara gönderme yapması bundan. Turuncu Devrim ve 10 yıl kadar sonra meydan eylemlerinin tetiklemesiyle Ukrayna'nın demografisi döndürülemeyecek biçimde değişiyordu ve Putin için müdahale kaçınılmazdı. Tüm diplomatik çabaları püskürtmesi bundan. İşgali kafasına koymuştu. Hedeflerini netleştirmedi henüz fakat ikisinden eminiz. İlki Ukrayna'da siyasi ve askeri kontrolü ele almak, ikincisi ve en vahimi Avrupa Birliği'ni savunan özgürlükçü milyonları ülkeden ayıklamak. Bu yönüyle milyonlarca Ukraynalı'nın batıya göçü Putin'i rahatlatıyor. Fakat o arada ülkesini adeta kemoterapiye soktu. Rusya dünya ekonomik sisteminden dışlandı. Kremlin'le bağlantılı oligarkların servetleri donduruldu. Asıl merak ettiğim soruyu sona sakladım. 23 yıldır Putin'i oyunda tutan, Kremlin oligarklarına nereden buldun demeden kol kanat geren, savaş çıkana kadar Kiev'e istediği ve beklediği desteği vermeyen Batı, Putin ve çevresinin fişini çekerken Ukrayna'yı feda mı etti? Sınır boylarından yapılan yayınlar milyonlarca göçmene kapıların vizesiz en az 3 yıl süreyle açılması nasıl izah edilmeli? Cevabı bilmiyorum. Bugünden yarına yanıtlanacak bir konu da değil. Ancak ileride sonuçlara bakılarak görülebilir. Fakat şaşırmayacağımız kesin. Bir sonraki analizde şiddete şiddetle cevap verilir, şiddete teşebbüs de buna dahildir. Önermesi doğru mu yanlış mı buna bakacağız.